Arkadaşlar merhabalar. Karekök yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine trigonometrinin 12. testiyle devam ediyoruz. Fonksiyonunun görüntü kümesinde kaç farklı tam sayı vardır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi bir kere bu fonksiyonun tanımda olabilmesi için şu içerisinin yani 6 sin küp x artı 10'un 0 veya 0'dan büyük olması lazım. Buradan 6 sin küp x'in eksi 10 büyüktür. Eksi 10 olması lazım. Her tarafı 6'ya bölecek olursam da sin küp x 2 ile de sadeleştirdim. Eksi 5 bölü 3 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi bu ifade sin küp x ne olacak? Eksi 5 bölü 3. Yani eksi 5'i 3'e böldüğüm zaman da ne olacak? Eksi 1 virgül küsür olmuş olacak değil mi? Ben şimdi sinüs fonksiyonunun aralığını biliyorum ya. Eksi 1 ile 1 aralığında. Ben bunun küpünü almış olsam arkadaşlar ne olacak? Yine sin küp x küçük eşittir 1 olmuş olacak. Fark etmeyecek yani. Yani eksi 1 virgül atıyorum eksi 1'den büyük olanları alabilecek. Burada da zaten sin küp x zaten eksi 1 ve 1 aralığında değerler alıyordu. Eksi 1'den büyük olacaksa eksi 1, 0 ve 1 değerlerini alabilir arkadaşlar. Yani toplamda 3 tane değer almış olur. Doğru cevap B şıkkı. İkinci soruya bakalım. Aşağıda O merkezli yarıçapı bir birim olan çeyrek çember ile OAB ve ODC dik üçgenleri gösterilmiştir. A ve C noktaları hem OAB üçgeninin hem de çeyrek çemberin üzerindedir diyor. Açıyı X olarak vermiş. Bakın bu uzunluklardan hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi birim çember olduğuna dikkat ettik değil mi? Birim çember ne demek? Yarıçapı bir birim olan çember demek. Evet. Şimdi bakın burası 1 olur. Şurası arkadaşlar ne olacak? Kosinüs x olur değil mi? Komşu bölü hipotenüsten. Kosinüs x bölü 1'den kosinüs x gelir. Benzer şekilde DC uzunluğunun sinüs x'e eşit olduğunu biz anlarız. Burası zaten arkadaşlar bakın AB uzunluğu. AB uzunluğu da ne olacak? Bakın şurası komple OA uzunluğunu biz 1 olduğunu biliyoruz ya çünkü yarıçap. Karşısı da ne olacak arkadaşlar? AB uzunluğu tanjant x olmuş olacak. Değil mi? Evet. Şimdi bize neleri sormuş? BC uzunluğunu. Ha, bizim demek ki BC uzunluğunu bulmamız lazım. AD uzunluğunu bulmamız lazım. Bir de AB'yi. AB'yi tanjant x bulduk. Bir kere bu üçüncüsü yalan konuşmuş. AD uzunluğu da kolay. Biz bu OD'yi kosinüs x bulduysak eğer o zaman bakın OA uzunluğunu 1 olacağından bakın şurası 1 eksi kosinüs x olmuş olur. AD uzunluğu bakın evet demek ki bu doğru. Birinciye bakalım. Şimdi şu OA uzunluğu 1 olduğundan OB uzunluğunu direkt secant x olarak söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Direkt söyleyebilmemiz lazım artık. Çünkü şöyle komşu bölü bakın x'e göre bakacağız ya komşusu belli. Komşu bölü hipotenüsten aklımıza bizim ne geliyor arkadaşlar? Kosinüs geliyor değil mi? Kosinüs x gelir. Fakat sekant x de arkadaşlar sekant x de 1 bölü kosinüs x değil mi? Yani bu sefer ne olacak? Önce komşu sonra hipotenüs değil de tersi olduğundan dolayı önce hipotenüs sonra da komşusu gelecek. Bundan dolayı da arkadaşlar ne olması lazım? Sekant x olması lazım. Anlaştık mı? O zaman BC'ye baktığımız zaman ne oluyor? Birden sekant x'ten 1'i çıkartırsam ne olacak? Sekant x eksi 1 olmuş oluyor. Bakın BC uzunluğu da o zaman bu da doğru olmuş oluyor. Doğru mu olmuş oluyor? Bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım. Hangisi doğrudur diyor. Vallahi BC uzunluğu sekant x eksi 1 olmuş oluyor. Vallahi bu da doğru. Bu da doğru. 1 ve 2 gibi görünüyor arkadaşlar. Cevap anahtarında mı bir hata var yoksa ben mi yanlış işaretledim bilmiyorum ama doğru cevap 1 2 gibi görünüyor. Neyse geçelim ikinci soru, üçüncü soruya. Evet. ABC bir üçgen demiş. Bakın diklikleri vermiş. 5'e 1 vermiş. Uzunlukları vermiş. Tanjant teta kaçtır diyor. Şimdi ben buraya alfa desem. Şuraya da beta desem. Arkadaşlar şurası 3 4 5 üçgeninden burası 4 olsa alfa ile beta'nın toplamı ne olacak? Kendisine komşu olmayan
dış açıya yani teteye eşit olmuş olacak. Değil mi? Bize tanjant teta soruyor ya. O zaman bu iki tarafın ne yapmamız lazım? Bizim tanjantını almamız lazım. Alalım. Tanjant alfa artı beta eşittir tanjant teta. Tanjant tetayı bizden istiyor. Ben şunun açılımını biliyorum değil mi arkadaşlar? Bunun açılımı ne? Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Şimdi tanjant alfayı bulabilir miyim? Bakın şuradaki üçgenden bulabilirim. Karşı bölü komşudan 4 bölü 3 gelecek. Artı tanjant beta'ya bakalım. Tanjantını bulabilir miyim? Karşısı 3, komşusu da 1 olduğundan dolayı tanjant beta da 3 olmuş olacak. Bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Yani bu geldi. Bakın üçler burada birbirini sadeleştirdi. Burada payda eşitlersem 9, 4 daha 13 mü geldi? 13 bölü eksi 13 bölü 3 geldi. 13 bölü 3 geldi. Burası. Bir de paydada ne var kaldı arkadaşlar? 1 eksi 4'ten eksi 3 geldi. Birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirdiğim zaman 13 bölü eksi 9 gelmiş olur. Doğru cevabımız A şık. Evet. 4'e bakalım. Denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi biz ne yapıyorduk bu tarz sorularda? Şuna alfa diyorduk. Şuraya da beta diyorduk. Değil mi? Yani alfa artı beta eşittir. 3 pi bölü 4 de 135 derecedir değil mi? 180 pi'ye 180 dersem 180'i 4'e böldüm 45. 3 ile çarptım 135. Evet 135. Şimdi arkadaşlar bakın. Arc tanjant x eşittir. Alfa ise tanjant alfa eşittir. Nedir? X'tir. Yine benzer şekilde arc tanjant 3 eşittir beta ise tanjant beta eşittir 3'tür. Şimdi alfa artı beta var ya arkadaşlar. Ben ne yapayım? Bunu kullanabilmek için şuradaki ifadenin bakın şuranın ne yapayım? Her iki tarafında tanjantını alayım. Alırsam tanjant alfa artı beta eşittir tanjant 135 oldu. Tanjant 135'in de eksi 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Bakın bu hareketi neden yaptık arkadaşlar? Şuradaki tanjant alfa artı tanjant betayı kullanabilmek için. Tamam. Şimdi o zaman şunun açılımını hemen ne yapalım? Buraya yapalım. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta. Bu da ne eşitti? Tanjant 135 yani eksi 1'e eşitti. Buradan da tanjant alfa yerine x, tanjant beta yerine 3 yazarsam bölü 1 eksi 3x mi oluyor? Eşittir. Eksi 1. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. X artı 3 eşittir. 3x eksi 1 oluyor. Buradan da 2x ne oluyor arkadaşlar? 4 oluyor. X de buradan 2 gelmiş oluyor. Doğru cevabımız bakın B şık. Geldik 5. soruya. Özdeş 6 kareden oluşan ABCD dikdörtgeninde bakın dikliği vermiş sinüs 2 alfayı soruyor. Şimdi genelde zaten burada ilk verdikleri açıyı değil de başka bir buna denk olan eşit olan başka bir açıyı kullandırırlar genel olarak yani saklarlar bu şekilde. O zaman bakın arkadaşlar ben şuranın buraya beta diyecek olursam alfa ile beta'nın bakın 90 derece olduğunu biliyorum. Burası beta ise şurası da alfa olmaz mı? Evet. Şimdi şöyle diyelim. Bakın ben şimdi şuralara 1, 1, 6 tane kareden oluşuyor ya. Demek ki buralar hep 1 olmuş olacak. Şimdi tanjant alfayı bulabilir miyim ben buradan? Karşısı belli, komşusu belli ya. Ondan dolayı tanjantı kullandım. Yoksa normal şartlar altında hipotenüsü bulup da sinüs de kosinüs de kullanabilirdik ama işlem kısalığı olsun diye ben tanjantı kullanıyorum. Tabii kotanjantı da kullanabilirsiniz. 3 bölü 2 olmuş oldu. Şimdi biz arkadaşlar sinüs 2 alfanın 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa olduğunu biliyoruz ya. Tanjant alfa neymiş? Bakın tanjant alfa. Alfa şurası olsun. Karşısı 3, komşusu 2. Hipotenüste ne olur? Pisagor bağıntısını yaparsam kök 13 olur. Şimdi sinüs alfayı bulabilir miyim? 2 çarpı sinüs alfa 3 bölü kök 13. Değil mi? Şu dik üçgene baktığımız zaman. Kosinüs alfa da 2 bölü kök 13 değil mi? Evet. Ben bunları çarparsam 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 bölü 13 gelmiş olur. Doğru cevabımız bakın E şıkkı. Geldik 6'ya. ABCD dik üçgeninde bakın dikliği vermiş.
AH'ı da vermiş. 6 sin 2 alfaymış. Bakın dikten dik inilmiş. Demek ki Öklit bağıntısı aklımıza gelecek. Bunu kullandırtacaklar herhalde muhtemelen. BC uzunluğuna bakalım. BC uzunluğu burası değil mi? Şimdi bakın ben BC uzunluğu ile ilgili bir şey bulacaksam benim zaten Öklit bağıntısında kullanacağım zaten 3 tane bilemedim 4 tane özellik var. Şimdi ben şurayı bulmuş olsam şuranın karesi eşittir BH çarpı BC'den bulabilirim. Değil mi? BC. Bakın şu AB'nin karesi eşittir BH çarpı HC'den işte BC'den BC uzunluğuyla ilgili bir şeyi yakalayabilirim. O zaman bakın ben AB'yi bulmaya çalışayım. Bir de BH'a odaklanmaya çalışayım. Bakalım bulabileceğiz mi? Tabii bulacağız ama nasıl bulacağız? Şuradaki alfadan yararlanarak. Ben şimdi diyelim ki şuraya K diyeyim, şuraya da P diyeyim arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü benim bunlara ihtiyacım var ya. Tamam. Şimdi sinüs alfa dediğim 6 sinüs 2 alfa yani karşı bölü hipotenüs değil mi? Evet. Bakın buradan K'yı çekecek olursam K eşittir 6 çarpı sinüs 2 alfayı da açıyorum arkadaşlar. 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa bölü sinüs alfa. Sinüs alfalar birbirini götürdü. Buradan K eşittir 12 kosinüs alfa oldu. Bakın K yerine artık gittik. 12 kosinüs alfa yazdım. Tamam. Şimdi de şu P'ye odaklanayım. P'de arkadaşlar komşu bölü hipotenüsten bakın kosinüs alfayı bulalım bu sefer. Ne olacak yani? P bölü 12 kosinüs alfa olacaktı. Ben P'yi arıyorum ya. P'yi arıyorum ya. O yüzden P'yi yalnız bırakayım. Buradan P eşittir 12 kos kare alfa gelir. Değil mi? Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Öklit'i uygulayalım. AB'nin karesi eşittir. AB dediğimiz yani K'nın karesi. Yani K'yı da biz ne bulmuştuk? 12 çarpı kosinüs alfa bulmuştuk. Bunun karesi eşittir. BH çarpı. BH dediğimizde P'ydi. P'yi de bulduk. 12 kos kare alfa. Çarpı BC uzunluğunun tamamı değil mi? Evet. Değil mi? Bakın bir daha yazacak olursak AB'nin karesi eşittir. BH çarpı BC'ydi. Tamam. Şimdi burada kare alma işlemini yaparsam 144 kos kare alfa eşittir. 12 kos kare alfa çarpı BC uzunluğu. Bakın şu kos kare alfalar birbirini götürür. 144 ile 12'yi sadeleştirdim. 12 kalır. Buradan da BC'nin 12 olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet ben aklıma ilk gelen yöntemde yaptım arkadaşlar. Belki daha biraz daha kısa da bulunabilir ama birçok yoldan da yapılabilir yani arkadaşlar bu soru. Tamam. Geldik 7. soruya. 7. soruya. ABCD kareymiş. Tamam. EB ile ED'nin bakın bir arasında oran var. Değil mi? EB 3 ise bakın EB 3 ise DE nedir? 1'dir. Buna göre tanjant alfayı soruyor. Şimdi arkadaşlar normal şartlar altında bak 3 bölü 1'den 3'ü biz bulabilirdik değil mi? Ama şu açının tanjantını bulabilirdik. Bu da 180'den çıkacağı için eksi 3 direkt olabilir tabii. Yani buna benzer bir şekilde daha önce yaptıydık. Hatırlıyorsanız videolarımızda benzer bir soru çözmüştük. Ama biz neden olduğunu görelim. Şöyle karenin diğer köşegenini çizdiğim zaman arkadaşlar ne oldu? Kare bakın burada dik kesişti. Tabii bunu neden yaptık? Şuradaki alfayı aslında dik üçgene karşılık getirebilmek için. Yani burayı getiremiyoruz ama bunu 180'e tamamlayanına getirebiliyoruz. Şimdi buradaki oranı yazdığım zaman burası 3. ED uzunluğunda 1 olacaktı ya. Demek ki köşegen uzunluğu ne olacak arkadaşlar? Bakın ED'yi 1 yazdığım zaman köşegen uzunluğu 4 olmuş olacak. Değil mi? O zaman bakın burası 2 olacak. Burası 2 olacak. Burası 2 ise şurasının da 2 olması için buraya 1 kaldı. Şimdi bakın ben şurası 180 eksi alfa değil mi? Bu açının tanjantını kullanırsam ben neden tanjantını kullanıyorum? Çünkü karşısı belli, komşusu belli. Bundan dolayı tanjant 180 eksi alfa eşittir. Karşı bölü komşudan 2 geldi. Burası da ikinci bölge. İkinci bölgede tanjant negatif. Eksi tanjant alfa eşittir 2. Bizden tanjant alfayı istiyordu. Tanjant alfa da eksi 2. 2 gelmiş oluyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. Doğru cevabımız B şıkkı.
Geldik 8. soruya. Şekildeki ABC üçgeninde 20 derece vermiş, 50 derece vermiş. Bakın bu oran hangisine eşittir diye soruyor. Biz şimdi bundan daha önce bir sürü çözdük. Değil mi arkadaşlar? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Bakın şuralara ben K ve K diyecek olursam buradaki sinüs alan bağıntısından ne yapacağız? Buradan bulabiliriz. Değil mi? Sinüs alan bağıntısını yazarsam bakın şuraya ait. Bakın 1 bölü 2'ler falan birbirini götüreceği için artık direkt yazıyorum. Çünkü daha önceki videolarda epey bir açıkladık bununla ilgili. Bakın K çarpı M çarpı sinüs 20 olacak değil mi? Evet. Şimdi şu ADC üçgenini bulalım arkadaşlar. Yine sinüs alan bağıntısından. K çarpı M çarpı sinüs 50 olmuş olacak. Bakın buna karşılıkta X gelecek. Buna karşılıkta oransal olarak Y gelmiş olacak. Değil mi? Bizden cos 40 bölü cos 70'i istiyor ya arkadaşlar. O yüzden buradan ne yapacağız? Bir oranlama yapalım bakalım ne gelecek. Bir oranlama yapalım. Evet. Eşittir diyelim şöyle. K'lar ve M'ler sadeleşecek arkadaşlar. O zaman bakın şu sin 20'nin yerine ne yazacağım? Sin 70 yazacağım. Pardon, cos 70 yazacağım. Tamam da niye yazıyoruz ki durduk yere? Değil mi? Durduk yere niye yazıyoruz? Bakın şu cos 70 şurada var ya. Şurada var ya onun için. Şu sin 50'nin yerine de arkadaşlar ne yazalım? Cos 40 yazalım. Bakın neden? Çünkü burada cos 40 olduğundan dolayı. Demek ki bizim cos 70 bölü cos 40 oranımız neymiş? X bölü Y'ymiş arkadaşlar. Bizden tam tersini soruyor bu. Tam tersi de ne olacak o zaman? Y bölü X olmuş olacak. Doğru cevabımız bakın B şık. Evet. Geldik 9. soruya. Şekilde O merkezli yarım çemberde diyor. 6, 8, 10'u vermiş. Tanjant alfayı soruyor. Ne yapacağız? Tanjant alfayı dik üçgene bir karşılık getirmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi bakın şurada bir merkez var. Bir de BD kirişi var değil mi arkadaşlar? Yani soruya başlamadan önce zaten hemen bunları direkt olarak yapmamız lazım. Merkez ve teğetlik varsa merkezle teğeti birleştireceğiz arkadaşlar. Merkez var, kiriş varsa merkezle kirişle birleştireceğiz. Soru bizden ne isterse istesin. Önce bu hamleleri bizim yapmamız lazım arkadaşlar. Tamam mı? Merkez var, kiriş olduğundan dolayı ne yaptık? Hemen kirişe dik indirdik. Kirişe indirdiğimiz dik de kirişi ne yapar? İki eşit parçaya böler. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Neden böyle oluyordu peki? Bunu da ispatlamıştık aslında. Şöyle. Bakın burası merkez. Şimdi ben şuraları çizdiğim zaman arkadaşlar. Şuralar yarıçap olmaz mı? Yarıçaplar da birbirine eşit mi? O zaman burada bir ikizkenar üçgen oldu mu? İkizkenar üçgenden tabana indirdiğim dik de tabanı iki eşit parçaya bölecek mi? Evet. Tabanı iki eşit parçaya böldüğümüz dedik zaten bu kiriş. Kirişi iki eşit parçaya bölmüş oluyoruz. Tamam mı? Bundan dolayı. O zaman burası bakın bu 3'e 3 olmuş olacak. Değil mi? Evet. Şimdi bakın yine bakın A ile C'yi ben birleştirdiğim zaman çapı gören AB çap ya çapı gören çevre açı da nedir? 90 derecedir. Şuradaki açıya da ben beta diyecek olursam BD 6 demiş, 8 demiş. AB uzunluğu 10 demişti ya. Bakın şurası 5, burası 5. 5 olmuş olacak. Değil mi? 3, 4, 5 üçgeninden de arkadaşlar şu uzunlukta bakın şu uzunlukta ne olmuş olacak? 4 olmuş olacak. Evet. Şurayı biraz daha belirgin yazalım. Şurası. Evet. Beta. Şimdi arkadaşlar bakın ben şuradan alfa artı betayı yazabilirim artık değil mi? Neden? Çünkü karşısı var. Komşusu var. O zaman gelin yazalım. Tanjant alfa artı beta eşittir neymiş? 4 bölü 3'müş. Ben bunun açılımını biliyorum zaten. Açılımını yazacak olursam tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta olmuş oldu. Bu 4 bölü 3'e eşittir. Ben tanjant alfayı arıyorum zaten. Onu aynen yazıyorum. Tanjant betayı bulabilir miyim peki? Bakın şu büyük üçgene baktığımız zaman şuradaki büyük üçgene baktığımız zaman ne oluyor? Tanjant beta şurası 10 ya arkadaşlar. Şurası 8. O zaman burası da 6 olmuş oluyor. Tanjant beta da karşı bölü komşudan 6 bölü 8 yani 3 bölü 4 olmuş oluyor. Evet. Bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı 3 bölü 4 eşittir. 4 bölü 3 olacak.
Buradan ne yapacağız arkadaşlar? İçler dışlar çarpımı yapacağız. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3 tanjant alfa artı 9 bölü 4 eşittir 4 eksi. Bakın dörtler sadeleştirecek birbirini. 3 tanjant alfa gelecek. Buradan da 6 tane tanjant alfa eşittir. Ne geliyor arkadaşlar? 4 eksi bakın 9 bölü 4 gelecek. Yani 7 bölü 4 geliyor. Değil mi? Şurayı direkt yazayım. 7 bölü 4 geliyor burası. Şimdi tanjant alfayı da yalnız bırakırsam ne olacak? Tanjant alfa eşittir 7 bölü 24 olmuş oluyor. Doğru cevabımız da A şık. Evet. Geldik 10. soruya. Şekildeki ABC üçgeninde bakın 6'ya 2'yi vermiş. Açıortaylığı vermiş ve sinüs alfayı soruyor. Ben şu açıortaylara isim vereyim. Şuraya beta diyecek olursam burası da beta olacak. İki iç bir dıştan arkadaşlar ne olacak? Alfa artı beta olmuş olacak. Ben şimdi alfa artı beta'nın yine tanjantını bulabilir miyim? Evet. Bakın neden bunu yapıyorum? Tanjantını buluyorum. Karşısı belli, komşusu belli ya. Bundan dolayı. Tanjant alfa artı beta eşittir. 6 bölü 2'den 3 gelecek. Ben şimdi tanjant alfa artı beta'nın açılımını biliyorum. Defalarca yazdık zaten. Bir daha yazalım. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta eşittir 3 olacak. Tanjant alfayı bilmiyoruz. Değil mi? Tanjant alfayı bilmiyoruz. Buradan tanjant alfa dursun. Bunu bulacağız. Tanjant beta belli mi? Evet. Bakın tanjant beta belli. Şuradaki üçgenden karşısı 2. Komşusu da 6 olduğundan 2 bölü 6'dan 1 bölü 3 gelecek. 1 bölü 3 yaptık. Bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı 1 bölü 3 eşittir 3 olacak. Yine içler dışlar çarpımı yapacak olursak arkadaşlar buradan tanjant alfa artı 1 bölü 3 eşittir 3 eksi tanjant alfa kalır. Değil mi? İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman şu 3 ile buradaki 3 birbirini götürüyor ya çarptığım zaman. Ondan dolayı. Buradan da arkadaşlar 2 tanjant alfa eşittir 3 eksi 1 bölü 3'ten 8 bölü 3 geliyor. Direkt yazıyorum. 8 bölü 3. İkileri de sadeleştirdim. 4 kaldı. Tanjant alfa neymiş arkadaşlar? 4 bölü 3'müş. Ben zaten trigonometrik olarak bir tanesini bulduğum zaman bütün hepsini bulabilirdim. Değil mi? Sinüs alfa istiyor. Hemen ne yapacağız? Dik üçgen çizeceğiz. Şurası alfa olsun. 4 olsun. Burası 3 olsun. 3, 4, 5 üçgeninden hipotenüs 5. Sinüs alfayı soruyor. Sinüs alfa da karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet. Geldik 11. soruna. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Buradan ne yapalım? Önce bir payda eşitleme işlemi yapalım. Payda eşitleme yapalım. Ne yapalım? Sin 70 sin 20 diyelim bakalım. Sin 70 artı kök 3 çarpı sin 20 bölü sin 20 çarpı sin 70 oluyor. Değil mi? Bir de çarpı dışarıda ne var? Tanjant 40 var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu önemli bir soru tipi aslında. Trigonometride çok fazla kullanılır. Burada kök 3 varsa kök 3'ün değeri aslında arkadaşlar tanjant 60'tır. Tanjant 60 kök 3'tür. O yüzden işlem yapabilmek adına kök 3 yerine tanjant 60 yazacağız. Tabi tanjant 60 da sinüs 60 bölü kosinüs 60 olduğundan eşit olan bunu yazalım. Yani burada eşittir diyelim arkadaşlar. Sin 70 artı bakın kök 3 yerine sin 60 bölü kosinüs 60 çarpı sinüs 20 bölü sin 20 çarpı sinüs 70. Bakın bu çok fazla kullanılır arkadaşlar trigonometride. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Bu da tanjant 40 olmuş olacak. Evet. Şimdi buradan payda eşitleme işlemi yaparsam arkadaşlar. Bakın şu kısımda payda eşitleme işlemi yapıyorum. Sin 70 çarpı kosinüs 60 artı sinüs 60 çarpı sinüs 20 dedik. Bölü birincisini aynen ikincisini ters çevirip çarptığımız zaman kosinüs 60 çarpı sinüs 20 çarpı sinüs
70 yaptım. Tamam arkadaşlar, bir işlem daha kısaltmak için bu şekilde yazdım direkt. Çarpı tanjant 40. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yapsam nasıl olur? Bakın şuradaki sin 20 var ya pay kısmındaki. Bunun yerine ben kosinüs 70 yazsam. Tabi yazıyoruz da niye yazıyoruz? Önemli olan bu. Bak burada sin kos elde etmek için. Sinüsün formülünü elde etmek için arkadaşlar. Toplam formülünü elde etmek için. Değil mi? Bakın ne oluyor o zaman? Burası pay kısmı sinüs 70 artı 60'ın yarım açı diyorum, toplam formülü olmuyor mu? Evet. O zaman direkt bunu sinüs 130 olarak yazabilirim ben. Tamam. Sinüs 130 yazayım. Sinüs 130 yazdık. O zaman ne olacak arkadaşlar? Payda kısmı da kosinüs 60 yerine 1 bölü 2 yazıyorum. Sin 20 çarpı sinüs 70. Değil mi? Çarpı. Burada tanjant 40 yerine de artık sinüs 40 bölü kosinüs 40 yazabiliriz. Sinüs 130 da arkadaşlar sinüs 50'ye eşit değil mi? Bunun yerine de sinüs 50 yazalım. Sinüs 50 yazdık. Tamam. Sinüs 50'nin yerine de arkadaşlar kosinüs 40 yazıyorum. Kosinüs 40 yazıyorum. Bakın ne oluyor bu sefer? Kosinüs 40'lar birbirini götürüyor. Şu sin 40 yerine de arkadaşlar 2 çarpı sinüs 20 çarpı kosinüs 20 yazarsam ben. Tamam. Buradaki sinüs 20 ile sinüs 20 birbirini götürür. Sinüs 70 aynı zamanda kosinüs 20'ye eşittir. Kosinüs 20 ile kosinüs 20 birbirine eşittir. Yukarıda ne kaldı? 2 kaldı. Aşağıda ne kaldı? Bakın 1 bölü 2 kaldı. Bunu da ters çevirip çarptığım zaman ne gelecek? 4 gelmiş olacak. Tamam mı? Doğru cevabımız D şıkkı. Aman burada işlem hatası yapmayın. Bu soruya da bir yıldız atın. Hatta 2 yıldız yapalım. Şuradaki köküç var ya, burayı çok kullandırırlar arkadaşlar. Bir kez daha dikkat edelim. Gerekli notlarımızı alalım. Tamam. Geldik şimdi 12. ve son sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın arkadaşlar, buna da bir yıldız atalım. Buna benzer sorularda, soru bankalarında görebilirsiniz. Karşınıza çıkar. Zaten görmeze uzak olsun diye ne yaparlar arkadaşlar? Sayıları uzak olanları ne yapar? Aslında yakın olması gerekirken uzak verirler ki bunu bizim görmemizi isterler. Evet. Şimdi ben şu kosinüs 85 yerine sinüs 5 yazabilir miyim? Evet. Neden bu hareketi yaptım arkadaşlar? Kosinüs 5 çarpı sinüs 5. Bunun önünde de bir 2 olmuş olsa, bu 2'yi de şuradan çalalım. Bunu 8 çarpı 2 yazıp da 2 çarpı kosinüs 5 çarpı sinüs 5. Neyi hatırlatıyor bize? Sinüs 10, değil mi? Sinüsün yarım açı formülünü hatırlatıyor. O zaman şöyle yazalım. 8 çarpı, bakın 2 çarpı cos 5 çarpı sin 5 yerine artık sin 10 yazıyorum. Elimizde ne kaldı? Kosinüs 10 kaldı. Çarpı kosinüs 20 kaldı. Payda da kosinüs 50 kaldı. Şimdi arkadaşlar şunu da dikkatimizi çekiyordur umarım. Şunun önünde bakın şu 8'i 4 çarpı 2 yazıyorum. Şu 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10. Yine sinüsün yarım açı formülü değil mi? Evet. Buradaki 4 kaldı. Bunun yerine artık sinüs 20 yazıyorum. Tamam mı? Çarpı kosinüs 20 kaldı. Bölü kosinüs 40. Şimdi bakın şu 4'ü yine 2 çarpı 2 olarak parçalayıp şimdi de buradaki 2 çarpı sin 20 çarpı cos 20 yerine sin 40 yazabilir miyim? Değil mi? 2 çarpı şurası cos 50 idi değil mi? Payda kısmı. Şurası. Evet. Şu cos 50 ya. Cos 50. 2 çarpı sin 40 mı oldu? Evet. Buradaki cos 50 de arkadaşlar ben sin 40 değil mi? Bunun yerine de ben sin 40 yazarsam sin 40'lar birbirini götürür ve 2 kalmış olur. Doğru cevabımız B şık. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.